Yani bir de şey var. Hani bizde uygulama deyince zaten çoğunuz şey misiniz bilmiyorum, mimari süreçler nasıl işliyor, nasıl şey yapılıyor. Ama yani genelde Türkiye'de uygulama projesi veriyorsa bir müteahhit ya da bir projede uygulama projesi var ise daha nitelikli bir uygulama beklenebilir. Ama işte bu daha önce bahsettiğim hani detaylardır, malzemelerdir. Yani sen uygulama projesinde çok özel detaylar çalışabilirsin. Çok detay, çok önemli malzemeler kullanabilirsin. İşte ama hani o bir yerde bütçeye takılır. Yani bu arada inşaatının başında bütçen belli olsa bile bütçene takılabilir. Yani işte bir çeşit ahşap istersin, iroko ya da tik kullanmak istersin cephede mesela. Bu o kadar pahalı çıkar ki derler ya bu tiki alternatif bir şey bulabilir miyiz? O size geri döner. O zaman tasarımını hani ona göre değiştirmen gerekir falan, böyle bir şey düzlemi vardır yani uygulamalarda ki Türkiye'de maalesef, yani bunu bilmiyorum çalıştığınız ofislerde hiç deneyimlediniz mi, ama hani projelerin %98'i diyeyim şeyden sonra, yani ruhsat projesi çizildikten sonra mimarlarla ilişkiyi tamamen keserler. Yani hani mimar o uygulama projesi bile çizmez, ruhsat projesindeki camlar şeyler halledilir. İşte duvar tipleri falan, böyle hani yapabileceğim bütün detay projelerin hiçbiri olmaz. Ve şey kararları, işte sen cepheyi mepeyi çizersin ruhsat projesinde ama hani önerirsin yani burada bunu yap, şurada bunu yap dersin. Diğer bütün kararlar şey tarafından verilir. Yani ya müteahhit verir ya oradaki ustabaşı verir ya öyle şeyler olur. Ondan sonra hani atıyorum şeydeki mesela, yani Bağdat Caddesi bile olsa, İstanbul'da olanlarınız varsa Bağdat Caddesi'ndeki projelerde bile çok nitelikli olanlar dışında çoğu zaman öyle yani şey oluyor. Müteahhit gidiyor ya şuradaki bina güzel bir şey yapmış, biz de onun benzerini yapalım diyor. Onu yapan adamı buluyor. O ha, biz bunun projesini hazırlarız diyor falan filan. Orada mimar şey yok bile yani, o ruhsat projesini almış şeyden çekilmiş. Hani tabii bu da ne demek oluyor? Yani tamamen şey uygulamadan kopmaya başlıyor çoğu mimar yani. Uygulamadan kopmaya başladı diyeyim, bilmiyorum kaçınız ruhsat projeleri görüyor. Mesela ruhsat projelerindeki şeyler, kesitler inşaatta yaptığınız kesitlerle alakalı olmuyor mesela. Yani tamamen olsun da yapılsın diye yapılan kesitler, işte orada ne bileyim şap dökülmüyor bilmem ne yok, böyle hani çok acayip acayip şeyler çiziliyor yani, hani uygulamayla alakası olmayan şeyler çizilmeye başlanıyor. Dolayısıyla hani bu şey detaylar, malzemeler, onlar bunlar genelde bizim yani %80 eğer nitelikli bir iş yapmak peşinde değilsen zaten senin şeyinin dışında oluyor, mimarlık durumunun dışında oluyor. Yani ben çok az şey biliyorum yani piyasa müteahhitlerinden, bu büyük projelerden falan bahsetmiyorum. Oralarda uygulama projeleri çiziliyor ama hani piyasa 2-3 tane apartman yapan, yani bu Türkiye'nin bu arada %90'ı, yani Türkiye'deki mimarlık işlerinin %90'ına yakınıdır tahmin ediyorum. Adam hani binayı bittiğinde bile görmüyor yani, öyle diyeyim. Benim ilk projem mesela, ilk aldığım ruhsat projesi harekete bir binaydı. Ruhsatını aldık şey ondan sonra hani uygulama projesinde ben genelde şey diyorum, yani uygulama projesi olmaz ise proje çizmiyorum diyorum. Öyle dememe rağmen uygulama projesini yaptırmadılar yani, ama gerek yok ya onu hani şey biz hallediyoruz falan dediler. Ondan sonra geçen gün ben artık merak ediyorum yani yaptığım ilk bina sonuçta, değil mi, çizdiğim ilk inşa edilen ilk bina. Yani yoldan işte Eskişehir'e gidiyordum, hatta Eskişehir'e giderken Hereke'ye uğradım. Bir baktım yani hani benim çizdiğim, yaptığım render da yapmışım yani adamları. Yaptığım renderlarla hiçbir şeyle alakası yok. Yani işte ben çelik çatı çizmişim böyle ince kolonlarla falan. Betonarme ustası demiş ki çelik çatı olmaz. Adamlar da bu arada yani yapan sahipleri de çelik firmasıydı yani. O yüzden çelikten yapma şeyine cesaretini buldum. Çelik projesini çok detaylı bir şekilde verdim bu arada ruhsat olmasına rağmen. Yani onlar kafalarına göre betonarme çatı yapmışlar. Ondan sonra hani arkada yaptığım cephe hareketlerinin hiçbirini yapmamışlar falan filan, böyle hani
sen ruhsattan geçirdin mi okey. Yani ondan sonrası çok önemli değil şeklinde yaklaşılıyor. Hani onu da o da aklınızda bulunsun gibi diyorum. Biraz da bu aslında konuşmayı şeyde yapmak istemiyorum. Hani ya Türkiye'de işler berbat haline de getirmek istemiyorum ama hani şey bilinciniz olsun isterim. Okulda olmasa da profesyonel hayata giderken mimarlığın bunu da bir hocam söylemişti bana hep. Mimarlık başkalarının parasını harcıyor. Mimarlıkta başkalarının parasını harcıyorsunuz. Yani onu unutmayın proje çizerken. hiçbir zaman yani kendi evini yapmıyorsan ki çoğu mimar bu şansa ulaşabilir mi bilmiyorum şu yeni dönemde ama hani şey hep başkalarının paralarını nasıl harcayacağınıza siz karar veriyorsunuz ve hani onun da sorumluluğunu almanız gerekiyor da diyeyim açıkçası yani hep bunu şeyde bulunsun. Dolayısıyla mesela yaptığınız her şeyi açıklarken onu da düşünün. Yani bu gerçekten yapılacak bir bina ise işte senin yaptığın oradaki detay seçimi, senin yaptığın oradaki malzemeler, bunları müşteriye tasarım aşamasında açıklarken maliyetli olacağını bildiğin şeylerde hani şeyi açıklaman lazım. Yani gerçekten bu buna değer. Hani bu parayı buna vereceksiniz ama bu olması gereken bir şey. Hani diğer başka şeyler olmayabilir ama bu olması gereken bir şey ya da bu olması gerekmeyen bir şey. Dolayısıyla onu şey yaparken İngilizce kullanacağım kusura bakmayın. Justify yani ne demek oluyor? Müşteriye o açıklarken o şeyi yaptığınız tasarımı hani o fiyatı açıklarken daha doğrusu şeyi çıkarmanız lazım yani onun neden öyle olması gerektiğini iyi bir şekilde düşünmeniz lazım. O tasarımda önemli bir şey. Mesela bu benim şu anda Yağmur da biliyor yaptığımız bir proje. Burada bir çelik merdiven yaptık. Çelik merdivenin çelik kısmı hani gayet şey normal. Bu şeyde proje olan hali. Şimdi burada uygulamada çok farklı bir şeye gitmek durumunda kaldık. Bir neden? Hani bazı detaylar mesela burada şeyin merdivenin yanının kapalı olmasını istiyorduk tasarımsal açıdan. Ama şöyle bir sıkıntı oluyordu uygulamada. Arka taraftaki duvar hani kirlendiği zaman rengi değişmesi gerektiğinde nasıl boyanacak? Orasının hani çıkarılabilir olması lazım. Çıkarılabilir olması demek çok acayip detaylar ekliyor olması demek. Maliyetini yaklaşık iki katına getiriyor demek. Onun dışında basamaklarda mesela mikrosement diye bir malzeme kullanalım diye düşündük. Beyaz mikrosement. Ama mesela yani bu şeyin merdivenin bütçesi, merdiven altındaki platformdur, odur, budur. Hepsinden çok daha pahalı yani. Sadece çelik merdivenin kendi fiyatının 3 katı sadece kaplamasına bir şey adın. Yani size de söyleyeyim ne kadar olduğunu. Yaklaşık 7000 euro falan bir merdiven üstünü betonla kaplama şeyi maliyeti çıkıyordu. Dolayısıyla epoksi yaptık. Burada epoksi olmadı mesela yani. Bunu da görüyorsun ya. Olmadı. Hani o zaman yeni bir tasarım çaresi bulmam gerekiyor. Şimdi şu anda bu şeyimde gerçekten yaşadığım bir durum olduğu için hani basamaklarda epoksi uygulaması doğru düzgün olmuş ama platformda hiç olmamış yani epoksi. Dolayısıyla oraları mesela mermer kaplatacağız şimdi. Mermer kaplama orta şeyli bir çözüm oluyor. Epoksi çok ucuz bir çözümdü. Bütçemiz ona yetiyordu. Başka yerlere daha çok para harcadığımız için burada epoksiye gitmek durumunda kaldık. Şimdi hani o şeyi epoksiye harcanan çok az paraya biraz daha fazla para harcayıp şeyi düzeltmemiz lazım. Şu tabanı nasıl yapabiliriz diye düşünmemiz lazım. Yani hani tasarım aşamasında senin aklında bir şey var. Yani kullanacağın malzeme var. O var, bu var. Ama hani şeye gelince uygulama aşamasına geldiğinde İşte ya 7000 euro verir miyim buna diye müşterine açıkladı. Ya gerçekten vermemiz gerekiyor dediğinde hani kadın diyor ki işte ben onu başka bir yere harcarım ki harcıyor da. Dolayısıyla hani şey oluyor. Ne denir? Her istediğiniz, her düşündüğünüz şey gerçekleşmiyor maalesef uygulamada. Hani bu aklınızda bulunsun. Bu da başka bir örnek mesela. Moda'da yaptığım bir şeyde apartman evde şeydeki mutfaktaki şey sistemleri ne denir raf sistemleri böyle ince halatlarla asılı olsun. Bunun detayını da çözdüm. Yani nasıl olacağını da şeylerle mobilyacılarla değil de şeylerle nedir hani ince detaylarla nereden bulunur nasıl yapılır şey yapılır. Ama burada da mesela
sonunda yapılana gelelim. Dur, Allah yüklensin. Sonunda gayet geleneksel bir mutfağa döndük. Bir, yani bunu dönmesinin sebebi de bir hani şey, uygulamanın çok zor olması. Yani bu şeyi yaptığın zaman mobilyacıların çoğu bunu yapmak istemiyordu. Ya o çok zor bir şey. Hani ben bunu yaparken rahat hissetmeyeceğim. Düzgün bir şey çıkmayacak. Düzgün bir şey çıkmazsa paramı alamayacağım. Böyle bir sürü şey durumu var. Dolayısıyla hani sen de sonunda diyorsun ki tamam okey, hani yani yine düzgün bir şey olsun ama o kadar zorlamayalım şeyi, barı diyorsun. Mesela şu yandaki raflar duvara sabitlenmiş raf gibi yaptık. Yani hani o şey sistemi, nedir, askı sistemini yapamadık yani burada. Hani bütçeyle böyle sınırsız bütçesi olsa yapılabilir miydi? Yani ondan da emin değilim. Bazen hani onu yapabilecek uygulayıcının fiyatı çok yüksek olsa bile, pardon, şeyin hani bazen orada doğru uygulama olmayabilir o. Mesela burada öyle de olabilirdi. Kadının kedisi vardı. Kedi onun üzerine çıktığında hareket ederdi falan. Ayrıca mesela daha önce render'da şurada bir İspanyol şey seramiği var. Onu kullanalım diye düşündük. Onun metrekaresi işte atıyorum 120 euro. 120 euro olunca hani şey yapmıyorsun. Onu kullanmaktan vazgeçiyorsun. Vitra'nın işte bildiğimiz işte ne denir 200-300 liralık seramiklerine geçiyorsun ama ondan hani farklı bir şekilde döşeyim bari diyorsun. Yani hani şey render versus reality böyle oluyor. Mesela burada zeminde daha düzgün geniş plank bir parke kullanmak isterdim. 3 strip en ucuz yani 18 euroluk parke kullanmak zorunda kaldık. Kadın buna para harcamak istemiyor diye. Yani o yüzden hani hayallerinizdeki tasarım şeyin tutmaması durumunu bir şekilde ayarlaman lazım. Ama yani mesela mutfağın genel hattını orada yaşatmaya çalışıyorsun ya da tasarımı biraz değiştirmen gerekiyor yani. Kedi kesin bir krize sebep olurdu bu arada. Ya evet, yani şu anda bile oluyor olabilir o şeylerin arasında, yani çok emin değilim ondan. Uygulama projesinden ötesi, yani bir de bu işin şey kısmı var. Şimdi mesela ben ustalarla direkt çalıştığım durumlar da oluyor ama bazı yaptığım daha büyük işte villa projelerinde müteahhitlerle şey yapıyoruz. Uygulamacı bazı projelerinde müteahhitliği başkasına veriyorsun. Yani belli yerlerde mesela Bodrum'da proje yaparken uygulamasını kendim ya da kendim yönetemiyorum. Başka birine vermek durumunda kalıyorum. O zaman da benim rolüm uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığını, yani sen uygulama projesini çiziyorsun, gidiyorsun, uygulaması doğru yapılıyor mu yapılmıyor mu diye bakıyorsun. O da bir şey, challenge Türkiye'de açıkçası. Çünkü yani bunu bilmiyorum, piyasada uygulama kısımlarına ne kadar çıktığınız şeyken genelde herkesin şantiye şeyi oluyor aslında Türkiye'de. Mesela yurt dışında böyle bir şey yoktu, şantiye stajı diye bir şey yok açıkçası. Bu yani ustaların ve uygulamacıların mesela çizim okuma şeyi, yani sen uğraşıyorsun işte, ön görünüşünü çiziyorsun, bilmem nesini çiziyorsun. Hani adamın o çizimden anlayıp anlamadığı konusunda hep bir şüphen oluyor açıkçası. Yani eğer uygulamacın ya da müteahhitin şey değilse, inşaat sektöründen gelmiyor ise, ki çoğunlukla gelmiyorlar bu arada, bu da şok edici bir şey. Şantiye mimarın dünyanın en iyi mimarı olmayabilir. Hani çok kompleks detaylar çizdiğinde onları okumayabilir. Yani bu tür riskler var. Dolayısıyla hani burada bir iletişim durumu da çok önemli oluyor şeyde, şantiye ile tasarım arasında. Yani tasarım yaptığın şeyi ne denir, çizimi şeye iletebilmen lazım. Ne denir, onu uygulayan insanlara. Yani sonuçta kendin gelip yapmıyorsun. Yani işte o merdiveni çelikçiye bir şekilde doğru düzgün ölçüleriyle şeyleriyle verip hani adamın onun her ufak detayını anlayabileceği şekilde iletmen gerekiyor. Yani bu burada da bir sürü problemler çıkıyor bu arada. Yani bu hani uygulayan insanlar, sen ne kadar düzgün çizimler versen, ne kadar şey olsa bile Türkiye biliyorsunuz kültürel olarak şey, yani hata ve çok yani özensiz bir ülke açıkçası. Yani hani çok sık karşılaştığımız, herhalde hepiniz bir mimar olarak etrafınıza baktığınızda tasarımsal olarak özensizliği geçiyorum. Yani uygulama açısından mesela
Çoğunuz yeni havalimanına gittiniz mi bilmiyorum hiç. Yeni havalimanı bence mesela konsept tasarım ve tasarım şeyi olarak değişik ve iyi bir tasarım. Ama hani uygulamada yapılan o kadar çok hata var ki yani işte hani şey olmuş. Konsept tasarımdan sonra uygulama kısmını doğru düzgün yapamamışlar ve hani yerinde uygulayan da çok kötü uygulamış. Yani onun çok büyük ihtimalle öyle büyük projelerde şeyi çok iyidir. Uygulama projesi çok iyi bir şekilde hazırlanmıştır. Ama hani şeyi yok. Uygulamadan sonraki işte kontrol edilmemiş işte aynı renkli mesela yerdeki seramiklere bakarsanız şey durumu var. Bazıları böyle koyu gri, bazıları açık gri ama bu şey değil yani hani aynı tip aynı renk olması gereken seramiklerden aralarında bir ton fark var. Bunlar doğaldır şeyde seramik işinde hele çok büyük projelerde çok doğaldır çünkü hepsini bir anda çıkaramazlar fırından. Fırından çıktıkça da yani iki seramik arasında aynı şey olsa bile kimyasal karışım olsa bile üstündeki sır renk farklılığı olur. Dolayısıyla aynı batch deriz yani aynı şeyden aynı anda fırından çıkanları aynı yerde kullanırsın. Başkalarını hani şeyleri karıştırmazsın. Batchleri birbiriyle karıştırmazsın. Havaalanında sürekli karışmış mesela bu. Yani bu hani onu uygulayan adamın özensizliğinden kaynaklanıyor. Yani ben de Bunu mesela biraz bir şey de diyebiliriz sanki. Yani işi paranı almak için yapmak ya da işini gerçekten hakkıyla yapmak olarak yani. ya evet onu da Maalesef diyebilirsin. ki Yani. şu anda herkes parasını alma üzerine odaklandığı için Tabii ya ama hatalar o da çok biraz hani görüyoruz. özen kültürü de oluyor yani. Bu parasını almaya çalışmak hani sen bir mimar olarak onların parasını ödemeye de bilirsin. Yani düzgün mesela şimdi geldiğim örnek bu Bodrum'da başka bir mimarın yaptığı Murat Artu diye bir Bodrum'da ünlü mimar var. Arkadaşımın eviydi. Biz buralara banyo eklentileri yaptık. O Murat Artun'un evinin şeyinde olması gerekiyor. Ne denir? Bir de güzel yani mimari olarak çok etkileyici evler. Oradaki detayları ve duvar kaplamalarını tekrar ediyoruz. Müteahhit bunu kabullendi. Tamam ben onun gibi yapacağım diye başladı. Ama mesela banyolarda yani şu görüntü hani burası şöyle diyeyim Bodrum'da Bitez'de 10 dönüm arazinin içinde yaklaşık 500 metrekarelik bir ev yani. Hani şu tür manzaraları görmek bir işte şey gibi oluyor yani baksana şey borusu dışarıda kalmış iki tane su boruları dışarıda kalmış hani bu da bu arada o kadar kolay çözülebilecek bir şey ki yani uygulama sırasında özen gösterilse yani bunların yapılmaması için bunlar benim şeyimden bu arada yani gidip hani projeye uygunluk mu uymuşlar mı uymamışlar mı ne gibi hatalar var diye bir şey yapıyorum ben bütün projelerimde rapor yapıyorum işten sonra. Mesela burada tipik tepedeki LED aydınlatmayı yanlış bağlamışlar. Dolayısıyla bir taraf parlak oluyor sonra baksana hiç ışığı olmuyor. Hani adam bunu ama hani bu böyle oluyormuş diye kabul ediyordu. Başka bir yani insanlarda hani paramı alayım durum da yok. Bundan mesela yani toplam iş atıyorum 1 milyon liraysa şu eksikliklerden dolayı şey yapılıp epey bir para kesilebiliyor adamdan yani. Bunu düzgün yapsa daha fazla para alacak adam bizden. Öyle açıklayamayız. Mesela şurada daha basit bir Doğru. şeyi örnek yani şu iki tanenin birbirinin aynısı olması lazım. Baksana şey yükseklikleri birbirinden farklı, oturdukları yerler farklı, şu deliklerin çapları birbirinden farklı, hiçbiri oturmamış falan böyle hani şey olarak gerçekten hani özensizliğin Allah'ını yapmışlar. Yedi Ve farklı hani bu gibi duruyor. yani tamam hani en azından taş bina bilmem ne onu yedirtebilirsin ama hani üstteki camlara bakın mesela. Üstteki camlardan biri diğerinden daha geniş mesela yani. Bunlar hani sen projede öyle yapmıyorsun. Bodrum olduğunda da bir mimar olarak mesela ben bunu o kadar sık kontrol edemiyorum. Yani bu işe ben 3 haftada bir gidebildim mesela yani. 3 haftada bir gidince de işte bunlar yapılmış oluyor, boyanmış oluyor. Hani tamamen yık desen şu ön tarafın hepsini yıktıracaksın yani. Hani bir de şey zamandı bu uygulama işlerinde şeyi de unutmayın yani. Hani sınırsız para, sınırsız bütçe ve sınırsız zaman yoktur. Yani hani çoğu zaman mesela bu projede zaman kısıtlaması vardı. Yani yoksa zamanın sınırsız olsa şunları kesinlikle yıktırın derim yani. Ama hani
ev sahibinin şeyi ne denir? Yaz tatilinden gidiyor benim onu yıktırma. Dolayısıyla onu yıktıramıyorsun. Soruyorsun ev sahibine ya bunu yıktırabilirim ama iş uzar. Hani ne yapalım? Ya tamam onu öyle kabul edelim biz parasından keseriz diyor mesela yani. Dolayısıyla şey işleri böyle. Yani ustaların bir de şeyi de unutmayın yani. Siz projeyi çizerken hani her şey düz çiziyorsunuz. Hiçbir yerde yamukluk yok bilmem ne yok. Hani belki rölevi aldıysanız yamukluk olduğunu bilirsiniz bütün şeylerde. Ama hani tasarım yaparken her şeyin çok mükemmel olacağını, çok düz olacağını, çok eşit olacağını falan düşünüyorsanız ve ona göre tasarım yapıyorsanız uygulamada biraz hayal kırıklığına uğruyorsunuz açıkçası. Ve buna takıntılıysanız, ben mesela buna takıntılı bir insanım. Ve hayal kırıklığına uğruyorum sürekli yani. Bunun nedeni de şey yani ne denir? Genel olarak eğer küçük şantiyelerdeyseniz alet edevat konusu çok şey ne denir? Kısıtlı ve yani şey de yok. Ne denir? Bu konuda hani yine özene geleceğim ama özen de yok. İşte mesela burada şeyin üzerine su izolasyonu, ısı izolasyonu yapıyoruz çatımızın üzerine. İşte harcı düzeltmek için mesela bir tane profil bulmuş onunla düzeltiyor. İşte mastardır bilmem nedir. Bunun kotu ne olacak? Bir lazer koyalım bilmem ne. Bu tür şeyler yok. Sen orada kesitinde şeyin çizimin kesitinde işte 2 santim bilmem ne yapıştırıcısı üzerine şunu diyorsun ama hani gelip realitede işte abi bu vortex biraz yukarı çıktı bilmem ne oldu parapet kalmadı diye geliyor sana yani o yüzden hani şeyin realiteleri ne denir uygulamada karşılaştığın realiteler şeyi biraz üzüyor ne denir projedeki önceki aşamaları yani bu da genelde hani çok iyi alet edevatı olan ustalar var mı? Var ama genel olarak küçük işlerde şey yapamazsın. Neden? Karşılaşamazsın. Yani orta ölçekli ve büyük işlerde de şöyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Birden çok ekip oluyor. Bir tanesinin işi çok iyi oluyor. Diğerinin işi çok kötü oluyor. Onda da şansına yani hani işte 30 villalı bir projede 2 tane ekip oluyor. Bir tanesinin işini çok beğeniyorsun. Bir tanesini beğenmiyorsun. Diğerlerini de yıktıramıyorsun yine vaktin olmadığı için. Öyle hayal kırıklığı yaşayıp gidiyorsun. Tabii bunu şey yapmak da var. Yani hani bu tür hatalar yani şey yapılırken, iş yapılırken biraz şey piyasaya atılır ve inşaatların içine de girerseniz mimar olarak bunlarla hep yani karşılaşacaksınız. Ama benim hani bu şeyden konuşmadan size şey yapmak istediğim ne denir? Vermek istediğim konu yapılan yani şey sürecinde, proje sürecinde işte uygulamada olabilir, proje tasarımında olabilir. Bu tür konularda şeyi ne denir sizin yaptığınız ya da başkalarının yaptığı hatalardan bir şeyler öğrenin. Ve yani tasarımınızı ona göre şey yapın, değiştirin. Ne demek istiyorum mesela bunda? Atıyorum hani şey işi çok karışıyor bazı yerlerde işte malzeme seçimi işleri çok büyük projelerde malzeme işleri çok karışabiliyor. Onlar işte çok düzenli bir şekilde tablolayın, tabloların bilmem nesini yapın. Bu şeyi fark edeceksiniz bu arada mimarlık işine girdiğinizde hani AutoCAD'de geçirdiğiniz zaman kadar şeyde de vakit, Excel'de de vakit geçirmeye başlıyorsunuz. Hani şeyleri öğrenin. Yani yaptığınız hani ya bu duvar düz değilmiş ama ben buraya böyle çok düzgün minimalist bir şey koymuşum. Hani şeyi düşünememişim. O duvardaki yamukluğu yok edebilecek bir tasarım detayı düşünmemişim mesela. Benim ilk başta yaptığım işlerde şeydi öyleydi yani. Ben bütün duvarların mükemmel düz olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü İşte 3D modelde Rhino'da çizdiğinde her şey mükemmel şekilde düz oluyor. Hiç duvarda bombedir bilmem nedir öyle şeyler olmuyor yani. Ama hani gerçek hayatta ne kadar profesyonel yapılmış bir proje olursa olsun bu tür şeylerle karşılaşıyorsun. Dolayısıyla tasarımda da hani onları nasıl elimine edersin? Onun garip gözükmemesini nasıl sağlarsın? Ya da hani o gerçekten önemliyse yani o gerçekten çok minimalist bir şey olacaksa tasarımda sen bunun o duvarın çok mükemmel olmasını nasıl sağlarsın? Onları hep şeyin bir kenarında onu çizer iken düşünmek lazım diye düşünüyorum.